Acaba neandantaller arasında ırk kavramı var mıydı? Tüm dünyaya yayıldılar sonuçta. Neandantaller arasında ırk kavramı yok muydu var mıydı? Onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz muhtemelen. Çünkü bu tasnife dair bir veri olması lazım elimizde. E onu da yazılı kaynak olmadığına göre neye göre tespit edeceğiz? Çok zor bir şey bulmak. Ama şunu biliyoruz insanın doğasında yabancı kavramı var yabancı kavramı var. Ve o kavram üzerinden tanıyor. Yani akrabalarını, çevresini çok iyi tanımlıyor. Kendisinden yabancı olan, kendisinden farklı olan şeyi de çok güzel tespit ediyor. Yani insanın çok temel şeylerinden bir tanesi. Ve Neandertallerle e, Homo sapiens'lerin birbirleriyle e, zaman zaman savaştıkları, kavga ettikleri de biliniyor. Dolayısıyla ya yani oradan onu anlıyorlar. Yani Homo sapiens sapiens'i gördükleri zaman başka bir şey olduğunu anlıyorlardır. Yani Natalya'nın konuşabilmesi meselesi tartışmalı biraz. Ya şöyle bir şey var. Henüz orası aydınlatılmadı. Şanidar mağarasında Şanidar mağarasında ölü gömmeye dair olabileceğini düşünülen şeyler bulundu. Şimdi ölü gömebiliyorsa soyut düşünme başlamış demektir. Yani ölüyü gömmek, ona bir işte ayin yapmak, öbür dünyaya doğru götürmek o kişiyi. Yani bu çok aslında şeyi gösteriyor bize. Yani açık bir biçimde aslında soyut kavramları var bunların kafalarında. Şimdi bu soyut kavram söz konusu olduğu zaman e dolayısıyla yani soyut kavramı olduğu zaman dil de bunun beraberinde ya da en azından çok daha ilkel bir dil yani bizim bugün dil dediğimiz şeyin dışında ama yani dil olarak derendirilebilecek çok daha dar bir kelime haznesine sahip bir dişe konuşuyor olabilirler. Dilin Tarihi diye güzel bir kitap vardı. Dur bakayım burada varsa göstereyim size. Aa, geçenlerde şu kitabı tavsiye edeceğim size. Şu Dilin Tarihi. Steven Roger Fisher. Neyse. Şimdi bunu araştırmakla uğraşmayayım. Şu kitabı alın okuyun dille alakalı olarak. Dilin tarihi. Steven Roger Fischer. Hala satıştadır bu. İş Bankası yayınları bastı bunu. Devamında da şey basıyor yani. Güzel bir kitap bu. Okunabilir. Abi bugün aklımda bir şey vardı. Yan açarsan sana sorayım diye şimdi aklıma geldi. <laughs> Öyle o Salavat getir. Hatırlarsın. Yazı insanlığın tarihi o da güzel yakadan çıkmış. Neden tarihte bence dil var belli komutlar. Yani insan gibi dedikodu yapacak. Ya şöyle bir de bir şey var. İnsan dilinin en önemli özelliği soyut kavramlardan bahsedebiliyor olmak. Yani dikkat et aslan geliyor. Bunu muhtelif hayvanlar da birbirlerine söyleyebiliyorlar. Ben dikkat et Aslan geliyor. Bunu söyleyebiliyor. Ama bir zamanlar aslan başlı bir adam varmış ve o adam e, cennete doğru yükselmiş hikayesini insanlar anlatabiliyor. Anladın mı? Yani geçmişe dair bir veri ve e, hatta oradan geleceğe dair bir veri. İlerideki bütün aslanlar da böyle olacaktır falan. Şu bu kompleksite, <laughs> yani bu zaman kompleksitesi ve soyut dediğimiz olgu. Evet, yani insan dilinin çok mümeyyiz bir vasfı. Ayırt edici bir vasfı. Ve buna tabii ki homonarrans meselesi de geliyor. Öyküler anlatabilen insan. Dedikodu yapabilen insan hatta. Evet. Yani bu işlenmiş bir bilgi. Daha kapsamlı, daha girift. Dolayısıyla insan dili evet daha kompleks yani. Yarın milletler ve Avrupa hukuku sınavı abi senin ve dayı tüm çetin bir ufak doğasına Allah kolaylık versin. Attığını tuttursun bildiğini hatırlatsın, yaptırsın. Evet, Allah sizin çıktı versin diyelim. Yani dil meselesi böyle. Bir gün konuşalım bunu ya. Hatta bu kitaptan da okuyabiliriz. Bazı şeyler seçerim, bunun içinden de bir şeyler okuruz. Şöyle bir şey de var kafamda. Ee, YouTube kanalında insanın tarihi gibi bir şeye başlayıp, seriye başlayıp, işte belki Homo habilis'ten, Erektus'tan başlayıp, böyle günümüze kadar, gelen bir şey de olabilir. Böyle bir seri belgesellere başlama niyetim var ama ne nasıl başlarım? Bir de şöyle bir şey var. İnsanlık tarihi anlatmaya başladığın zaman belirli bir izlek seçmen lazım. Yani insanın tarihi hepsini anlatacağım o evet onun altından kalkamazsın. Ama belirli konseptler seçerek başlar yaparsan onu 10 bölümde, 15 bölümde tamamlayabilirsin. Yani o şeydir. Yani belli bir izleyi takip etmen lazım. Belli bir narrasyonu takip etmen lazım. O zaman olabilir. Yoksa tabii ki şey değil derdim. Mesela İspanya'yı da anlatayım. Fransız, o ayrı bir başka olur. Ama genel olarak uygarlığın tarihi meselesi gibi bir şey vardı kafamda. E tabii ki. Tabii ki Bilgiler de sürekli güncelleneceği için sıkıntı tutabilir. Geniş bir skala seçince. Doğru. <laughs> Necdet selam aleyküm reis demiş eyvallah. Birçok genci bu içeriği yaptı. O yüzden kendi üstü farklı bir tarzda yapman lazım. Yoksa aşırı video var. Kim yaptı mesela? insanlık ya, ya da uygarlık tarihi gibi bir şey. Kim yaptı? Asya için okusak bütün interlandı anlıyoruz zaten Türkler. Abi Server Tanilli hararı diyorsunuz. içerik diyorum ben. Youtube'da kim yaptı böyle bir şey? E, Emrah Safa Hoca öyle bir şey yapmadı arkadaşlar. Neandantel'e bu kadar yayılıp nasıl ortadan kayboldular aklım almıyor demiş. Ama onun dinamiği çok şey ya ilginç. Yani adamların alıştığı dünya değişiyor biraz. Ona da ilgili bir durum. Yani bunların işte son şeyleri son izleri 28 bin yıl önce. O farklı bir takvim kullanılıyor bu tarz işlerde. E, bu tarz e, çalışmalarda farklı bir takvim kullanılıyor. Yani before today gibi algılıyorsun o tarihi. Mesela Holosen dediğimiz dönem. Yani insanlık tarihi Holosen şeyi. Holosen dönemi. 17.800 sene önce başlıyor. Özellikle 11.800 sene önce başlıyor. O 11.800'ü neye göre yapıyoruz? Bugünden 11.800 geriye gidiyorsun. Yani orada öyle bir mantık var. O hesapla yazıcılar mesela 28 bin yıl önceye kadar da geliyor. Yani ne, son neandertal kalıntıları. Özellikle de bugün şeyde e, Gibraltar o Cebel Tarık civarlarında son neandertallerin yaşadığı tahmin ediliyor. Bunlar birkaç sebepten dolayı gittiler. İşte 28 bin yıl önce başlayan bir soğuma var. Son buzul çağı, Holosen öncesi bir dönem. Orada büyük ihtimalle şey yaptılar, avlaklarını kaybettiler. Ee, avlanma yeteneklerini kaybettiler. Ve muhtemelen bizde de rekabet edemeyerek ortadan kalktılar. Ama tamamen ortadan kalktıkları söylenemez. Çünkü bugünkü insan birikiminin içerisinde %2-%3 oranında olması lazım. Bir Neanderthal kalıntısı var. Yani öyle bir neandertal kalıntısı var. Neandertal erkek kadın insan birbirine soyu sürmemiş. Bir benim kafam karışıyor. Genellikle hep baba soyundan şeydir, anne soyundan geliyor herhalde. Yani evet böyle bir şey var. Böyle bir genlerimiz var. Aynı nişi paylaşan iki türden biri yok olmak zorunda kalıyor. Inter specific competition. Soykırım diyemeyiz. Böyle bir tez vardı. <laughs> Aslında daha önce böyle bir tez vardı yani Neandertallerin sonunu biz getirdik gibi bir hikaye vardı. Onun da sebebi Şanidar mağarasıydı. Yani Şanidar mağarasında vurulmuş işte bir aletle öldürülmüş Neandertaller bulunuyordu. Buradan yola çıkarak şey dediler. Yani Homo sapiensler gördükleri Neandertalleri avladılar. Ama sonra o onun öyle olmadığı anlaşıldı. Yani genetik araştırmada onu görüyoruz. Yani yok o evleniyorlar yani öyle bir şey yok. Çünkü çok yakın arkadaşlar şimdi kaba olacak ama yani mesela atlar da eşya varır eşek de ata varır hani çok uzak değilsen aradaki şey çok uzak değilse hani birbirine varırsın yani anladın mı? Hani o kadar da şey değil o kadar da e, zor işler değil hele Neandertal ile bizim aramızda çok büyük bir yakınlık var muhtemelen şey geyiği olmuştur yani homo sapiens arasında. Ya kızın böyle hatları biraz keskin ama iyi kız be falan hani hani öyle bir muhabbet olmuyor. Yani yengenin hatlar biraz kısır ama şey kısır diyorum keskin ama ya şu chatten kelime okumayı bırakmam lazım. ya yani gözüm kısıra takıldı kısır diyorum ya. Yani. Kafaya bak. Kısırlık ya muhtemelen var. Ya yani muhtemelen oluyordur da yani. Ama şey kadar değil mesela katırla, katırdaki gibi bir kısırlık yoktur muhtemelen. Evet, normalde bu kişinin çocuğu olmuyor. Evet yani daha doğrusu oluyor da sonradan şey olmuyor. Kısırlık oluyor. Yani 2-3 kuşaktan sonra kısırlık oluyor. Ama bugün e, bize neandertal genleri taşınabildiğine göre e, yani bir de çok yakın akrabayız yani. Çok yakın akraba olduğumuz için evet neandertal konusu beğeneydi. Yine konuştuk bayılıyorum bu konuya ya. Sabahlara kadar var ya bu şu insanın şeyini konuşsam doymam. Öyle seviyorum yani ben tarihi seviyorum dedim ya diyorum her zaman tarihi seviyorum ama şunu söyleyeyim arkadaşlar bana mesela çok büyük heyecan veriyor bu prehistorik olay yani şöyle bir antropolog ya da arkeolog falan olmak isterdim yani ha gideyim kazayım mazayım böyle ne, nedir nedir falan hani o işte genetik araştırmaları bilmem neleri, onların o kültürünü anlamaya çalışmak falan arkeoloji zaten çok sevdiğim bir şey. Yani onla, onlarda da şey yaparmışım yani onlara da eğlenebilirim ya çok heyecanlı. Onun için antropoloji okumak çok seviyorum. Ben Türkçe ben oldum? Arkeoloji okumak çok seviyorum ben. Biz Almanya'da hep arkeoloji okuz. Arkeoloji okumayı çok seviyorum. Yok hiç gitmedim. Yani birebir bulunmadım. Ben taş kasma, kazmaya önce üzerine... Üç... Arkadaşlar galiba konuşma yetimi kaybettim. <laughs> Ordu spor gibi adamı gibi konuşuyor. Ne oldu lan? İki saat yayın yapınca böyle oluyor hakikaten. Ha. Ordu spor üçbe. <laughs> Hocam dağlara var. Dağına. Abi şöyle bir... <laughs> Hakikaten lalo nazara geldim. Sonunda nazara geldim. Sürekli böyle çok iyi Türkçesiyle, yayınlarıyla falan filan diye bir bu yorumlar sonunda en sonunda nazara geldim. Yani şey özellikle benim dikkatimi çekiyor. Yani hani orası kazılsın gideyim hani çıkan malzemeden bir de şey yani böyle bir değerlendirme yapayım çok isterim yani özetle onu diyordum orta arasında <laughs> <laughs> orta zibara hani höyük büyük değil mi tümülüsler şeyler kurganlar neler var yani ve şu çok ilginç bir şey yani ben bunun bir gün arkeolog konuk edeceğim kanala yani kesinlikle bunu istiyorum yani şu ilginç abi yani ne dünya var ya hani anasını satayım dünya her yani hani nereyi kazacaksın burada yani nereyi kazacaksın ki burada yani? Şurada yani şurada bir antik kent var. Hani onu bilemem. Truva mesela Truva'nın o bulunması e, çok büyük olaydır yani. Truva kazı alanının daha doğrusu bulunması. Şileman onu biliyorsunuz geldi. Adam burada dedi ve kazdı yani. Büyük bir şey, büyük bir risk ve çoğunlukla da tesadüfi çıkıyor bu alanlar tarlada adam giderken işte patozla birlikte olan bir şey var falan hadi bir kazalım şunu falan oluyor yani hikaye. Hadi şeyler belli. Tümülüsler falan hani onlar daha belirgin. Ya o daha belirgin yani onu görüyorsun. Ya da atıyorum Afrodisiyas ya orada bir şehir oldu belli yani. Hani kahvanede süt, Roma sütunu var falan. Onu anlıyorsun. Ama onun ötesindeki olay tamamen tesadüf. Karahan Tepe falan onların çıkması yani değil mi? Ya da Çin İmparatoru'nun mezarını çiftçi buldu falan hikayeleri. Muazzam bir olay. Stonehenge'de bir dalga yok ya Stonehenge'de yok. Asıl olay şeyde Göbekli Tepe'de Karahan Tepe'de. Çünkü bak şöyle bir şey var. Ha bu arada şunu söyleyeyim tabii çok Nur Ha evet evet onu söyleme. Şu şu da önemli. Bunlar çok büyük masraf isteyen şeyler. Hani çok büyük bütçelerin harcandığı şeyler. Çünkü abi onu kazıyorsun. Ve o kazma da hadi kazmayı vurayım kazması değil yani. Elinde şu kadar fırça. Dur, benim var öyle bir fırçam. Ha bundan da ufak fırçalarla Tamam mı? Fıs 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 ulan biter mi o yani şehir kazıyorsun bununla ufak şeylerle böyle yani ekskavatörü getireyim kepçeyle dalayım değil yani fıs fıs iş yani o o adamı mahveden yani halen daha efes kazılıyor halen daha millet bizim anlattığımız şeyle Afrodisias, knidos yani bitecek gibi değil yani bitecek gibi değil. Ve mesela Göbekli Tepe'yi muhtemelen ben göremeyeceğim yani. Tamamen bittiğini o komplekslerin o şeylerin bittiğini ben çoğumuz göremeyeceğiz muhtemelen. Çünkü yani yeni başlamış işler çoğunlukla. Ve nereye gidecek? Ne kadar detaylar öğrenebilecek? Aynen öyle. Yani deliye pösteki saydırırlar o iş gibi oluyor o iş. Orada yapılan çalışma rahmetli Klaus Schmidt'e mi yazıyor bizim devlete mi? Her ikisine de. Onun kanuni düzenlemeleri var o konuların yani. Buraya gelen mesela Alman arkeoloji ekibi mesela. Şu an milleti halen daha kazanlar onlar. Alman arkeoloji ekibi. Priene'de de kazıları mesela Uludağ Üniversitesi üstlendi. Yani öyle bir o genellikle şey kooperasyonla yapılıyor o işler. Tek başına değil yani. Yok kazılır ya. Zaman içerisinde kazılır. Yaş ömrü hesabını 140'a yapın. <laughs> göre yapın. Bizim sizin çoğu 100 yaşın üstünü görür. Valla Allah tabii ömür versin hepimize sıhhatli afiyetli. Ama benim tahminim ben 65'te giderim gibime geliyor. Yani planımı ona göre yaptım. Şöyle bir şey var. Bir de şunu söyleyeyim. Bak çok yazıldı. Şimdi arkadaşlar şu Serhan'ı ya Serhan'ı bırakacaktım ya. Şu Serhan hani chatimize saatlerce portakalla ilgili bilgi yazsın isteyecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu Türkiye'de bir hastalık. Define mefine işi bir hastalık. Yani bu işlere bu işlere sakın ha bulaşmayın. Defineciler şöyle söyleyeyim size tarihe ihanet ediyorlar. Tarihimize çok zarar veren insanlar. Gidip Fünye ile kral mezarı patlatan geri zekalılar. Ve bunlar öyle bir öyle bir beyinsiz takımı ki defineci takımı. Yani hiç olmayacak yerlerde olmayacak şeyleri de çoğunlukla arıyorlar. Yani her eski eserin içinden altın çıkacak diye düşünüyorlar. Böyle aptal tipler bunlar yani. Ve bunlar böyle genellikle köyde hiçbir işi olmayan, çoğunlukla mesela 1 milyon tane defineci varsa bunların 100 tanesi falan gerçekten bir şey buluyor. Onun harici çoğunlukla bunları ayakta kandırıyorlar ayakta. Yani anladın mı? Mesela 5000 yıllık Tevrat buldum. Hani yalan abi onu hani geçen hafta yaptığın çok belli yani bilen anlıyor yani. Ve paso zarar. Paso zarar yani insanın delirten bir uğraş. Onun için Amana arkadaşlar. Amana yani çevrenizde de varsa uyarın. Bu işlerin bir de sonu hiçbir zaman iyi olmaz. Definecikten zengin olan bir tane adam var mı çevrenizde? Yok. Yok öyle insanlar yani. Hani kara metal dedektörünü alıp köyünüzde dolanmayın. Yani şöyle şeyler olabiliyor. Şöyle şeyler olabiliyor. Bazı köylerde bazı şeyler bilinir. Yani bazı şeylerde bazı köylerde bazı şeyler bilinir. Yani atıyorum bir Ermeni altını diye bir olgu var. Yani tehcire giderken adam falan yere koymuş gibi bilinen bazı şeyler var. Ama onu da yani bilen ancak çıkartır. Hani hiçbir zaman da bulunmaz. Onu da söyleyeyim. Mesela Rum köyleri var. Terk edilmiş Rum köyleri var. Yerini söylemeyeyim. Ama mesela o Rum köyün de küp küp altın çıkmaz abi. Yani 3 altın, 5 altın bir yere belki gömmüştür yani de. Hani küp küp altını nerede bulmuştu da Orum köylüsü oraya gömmüş yani. yani o saçmalık. O saçmalık. Yani zaten bul bulacağınız bir şey varsa tesadüfen bulursunuz yani. Bir de tabii şey işi vardır bunun. Paranormal ayağı vardır biliyorsunuz. Onun iki sebebi var. Yani böyle boşluklarda bazı şeylerde metan gazı birikiyor çok fazla. Ve işte açtığın zaman ya patlıyor ya bir şey oluyorsun. Yani öyle bir şey var. Ama de gerçekten paranormal bir anlatısı da vardır. Yani burayı bir e, üç harfli koruyor gibi bir olgu da çok anlatılan bir şeydir yani. Veya işte bunun kendine mahsus bir perisi var. Bilmem nesi papaz büyüsü yapılmış. O hikaye de çok vardır yani. Onun için imamlarla falan giderler evet. Sahiplenme durumu var evet. Neyse oralara girmiyorum şimdi. Gecenin bu saatinde bunları konuşmuyor. Ya da konuşalım mı? Ya da böyle dark bir şeyi yayını yapalım mı? He? Aa konuş tam senlik diyor <laughs> Dur neyse bir akşam yaparız öyle bir şey. Siz de yazarsınız şeylerinizi. Aynı ama şey olacak bu sefer de. Hasan Hoca'nın korku yayınları gibi olacak. Çakma iş yapmayalım. Yutla defi. izlemem abi. Bunlara prim vermeyelim. Dedem çarpılmış. Konuşalım madem falan diyeyim. Yok yok.